Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Evet arkadaşlar, 14. Lema'nın 2. makamı okumalarımızda 4. sırra geldik. Dün itibariyle 3. sırrı bitirmiştik elhamdülillah. Miracımıza çıktık. Yapabildiğimizce, kabiliyetimizce, bize nasip edilence çıktık. 4. sırda artık ne yapıyoruz? 4. sırda Miracı söyleyince namaza gitmemek olmaz. Şöyle bir namazımıza uğrayacağız. Namazımızın içindeki Fatiha'ya uğrayacağız. Önceki derslerde kısmen bu konuya değindik. Burada o bahsin açılışını göreceğiz. Fatiha-i Şerife'de her okuyuşumuzda aslında yaptığımız, ancak belki bilmediğimiz, böyle bir sırrı sakladığını bilmediğimiz bir durum var. O durumun Besmele ile Bismillahirrahmanirrahim ile ilgisini hem Fatiha-i Şerife üzerinden hem de Bismillahirrahmanirrahim üzerinden ders alacağız. Yani o eşik onda nasıl atlanıyor, niye atlanıyor, Bismillahirrahmanirrahim'de nasıl tarif ediliyor, niye tarif ediliyor diye onda onun karşılığını bulacağız inşallah. Biliyorsunuz Fatiha-i Şerife Kur'an'ın kalbidir, sinesidir, bağrıdır. Kur'an'da anlatılan şeylerin özeti Fatiha-i Şerife'de vardır ki kısa surelerin çoğu zaten bu manada Kur'an'ın özeti olma, numunesi olma sırrına mazhardır. Onlardaki manaları açtığınızda Kur'an'ın üzerine olduğu manaların şerhini bulursunuz, izahlarını bulursunuz. Fatiha tabii çok önemli bir sure. Bunu sadece namazlarımızda tekrar tekrar okunmasından fark etmiyoruz. Kur'an'ın da Fatiha ile başlamasından fark ediyoruz. Mushaf-ı şeriflerimizde hepinizin evinde vardır. İlk karşılaştığımız sure açtığımız zaman Fatiha-i Şerife. Bunun dışında hocalarımız vaaz-ı nasihat ettiklerinde veya ders yaptıklarında onun sonunu nasıl bitirirler? El-Fatiha diyerek bitirirler. Cenazelerde vesaire çok yine Fatiha'yı okuruz. Fatiha'yı şifa için de okuyanlarımız vardır. Yani Fatiha-i Şerife'de şifa da vardır. Gibi gibi ümmet-i İslamiye içindeki istimal sıklığı, bu kadar çok kullanılması, bu kadar çok ona başvurulması, ondan ders alınması gösteriyor ki Fatiha'nın dersi böyle kolay bitecek bir şey değil. Sinesinde çok bal balındıran bir petek bu. O peteğin peşini bırakmazsak bize balından her zaman akıtacaktır. Tabii istifademiz yine bizim arılığımız nispetinde olacaktır. Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin bu sırlardan. Dördüncü sırrı parçalayarak anlatmak yerine şöyle bir yol seçmeyi düşünüyorum. Hızlıca bir tamamını okuyayım ben. Ondan sonra üzerine konuşmaya başlayalım. Belki bugün bitiremeyiz ancak en azından epeyce bir kısmını konuşmuş oluruz. Fakat metnin tamamından bir haberdar olmak lazım sanki bu metni çözmek için. Öyle hissettim. Pekala, başlayalım. Dördüncü sır. Hadsiz kesret içinde. Vahidiyet tecellisi, hitab-ı İyyâke na'budu demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülahaza edip, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demeye küreyi arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadi mülaza ettirmek için hatem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccih olsun.
İşte Kur'an-ı Hakim bu sırrı azimi ifade içindir ki, işte Kur'an-ı Hakim bu sırrı azimi ifade içindir ki, kainatın daire-i azamından, mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden, en dakik bir cüz'iden bahseder. Ta ki zahir bir surette hateme ahadiyeti göstersin. Mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit birden en küçük bir daireden en dakik bir cüz'iden bahseder. Ta ki zahir bir surette hateme ahadiyeti göstersin. Mesela hilkati semavat ve arzdan bahsi içinde, hilkati insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik nimet ve hikmetten bahis açar. Ta fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِينَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ayeti, mezkur hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Bu ayet, Rum suresinin 22. ayetiymiş. Kısa bir meali şöyle, onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Bir daha okuyayım. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Ayeti mezkur hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri, mütedahil daireler gibi iç içe, en büyüğünden en küçük sikkeye kadar envağı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin, doğrudan doğruya zat-ı akdese karşı kalbe yol açsın. Hem sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için, o sikke-i ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder. Ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fihristesi. İşte Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu mezkur sırr-ı azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. Evet, metnimiz böyle. Gördüğünüz gibi yine çok cami, çok büyük hakikatler barındıran bir metin. Çok ince sırlar olan bir metin. Bunlar çözüldüğünde artık bu sırlar ile kainatın her köşesine gitmek, her köşesinden bir marifet devşirmek, Kur'an'ın her ayetine inmek, onlardan zemzem içebilmek, yine hadis-i şeriflerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen haberlerin içine girip, dünyasına girip, onlardan nasibimizce ballar almak mümkün. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin metinlerinin bize en çok kazandırdığı şey bakış açısı. Yani bu metinler kendinde bitmeyen metinler. Bunları okuduğunuz zaman bu bir tereddüt gibi, bir ödev gibi, bir alışkanlık gibi sizde kalıyor. Ondan sonra aynı temsiller üzerinden,
aynı benzetmeler üzerinden o sırrı kavradığınız için o temsil nasıl kurulmuş, o benzetme nasıl yapılmış, ne maksatla yapılmış, hangi öğeler üzerinden yapılmış bunu artık keşfettiğiniz için siz de benzer bağları hayatınızda görebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bu açıdan çok öğretici metinler dediğim gibi. Peki bu kısımda bize ne söylendi? Özetlemek gerekirse ben şunları hissediyorum. Birincisi, şimdi insan dediğimiz canlı bir ben sahibi. Yani kainatın içinde bir şey değil sadece. Bir de ayrıca bir ben. Ne demek bu? Kendi bütününün farkında ve kendi bütününü kainatın bütününden ayırıp ayrı bir şey olarak tarif edebiliyor. Bunun bir yanı Ene. Ene Risalesi'nde inşallah o günleri de görürsek, Cenab-ı Hak lütfu ihsanıyla ömür afiyet verirse 30. sözde onları konuşacağız. Ene Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği bir vehmi alan çizme yeteneği. Hani nasıl paralel ve meridyenler aslında dünyanın üzerinde olmayan çizgiler. Dünyaya dışarıdan baktığımız zaman üzerinde ne enine onu bölen çizgiler görüyoruz ne de dikine onu bölen çizgiler görüyoruz. Enine bölenlere paralel diyoruz mesela, dikine bölenlere meridyen diyoruz. Öyle çizgiler yok. Ancak biz o çizgileri vehmediyoruz ki dünya üzerindeki bir şeylere koordinat biçebilelim. Mesela uçaklar, mesela gemiler vesaire vesaire haritalarda dünyanın küreviyetinden dolayı biraz da paralel ve meridyenler koordinat belirtmede kullanılıyor. Adres belirtmede, yer belirtmede. Biz elbette günlük hayatımızda bunları o kadar kullanmıyoruz. Çünkü biz adreslerle bunu yapabiliyoruz. Çünkü kuşattığımız bir alanın içindeyiz. Genelini bildiğimiz bir alanın içindeyiz. Merkez Camii'ne sırtını verdin mi solda diyebiliyoruz mesela. Böyle adresler bulabiliyoruz. Ama dünya üzerine çıktığımız zaman hiçbirimizin kuşatamadığı bir büyüklük. Hele denizlerde çok fazla aynılık. Bir okyanusun ortasında değişik bir şey yok ki ona kıyasla yön tespiti yapasın. Ya işte kutup yıldızına bakacaksın. Veyahut güneşin doğduğu battığı yönlere bakacaksın. Veyahut da işte böyle koordinat sahibi olacaksın. O vehmi çizgilerde aslında olmayan ama olduğunu farz ettiğimiz çizgiler sayesinde, boyuna ve enine şeyler sayesinde, işte şu meridyen, şu paralel arasında dediğiniz zaman şak diye onun haritadaki yerini anlayabiliyorsunuz. Fakat bunlar vehmi, dediğim gibi dünyada gerçekte böyle çizgiler yok. Biz vehmediyoruz ki koordinatlarımız olsun gibi. Cenab-ı Hak da insana bir ben tasavvuru vermiş. Benim deme yeteneği vermiş. Bu niye verilmiş? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı anlaması için karşısında bir kıyas olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın zıddı niddi yok. Onu o şekilde kıyaslaması mümkün değil bir şeyle. Vehmederek yapabiliyor. Geçen derslerde konuştuk. İşte ben 3 gün, 4 gün odamı toparlamasam odam berbat olur. Bu kainat hiç berbat olmuyor. Bunu kim toparlıyor diye sorabilmemiz aslında o vehmi yetenekle ilgili. Fakat o vehmi yeteneğin imtihanı da şu, o vehmi gerçek sanarsak bu sefer oradan işte Cenab-ı Hakk'a karşı sümme haşa uluhiyet iddiaları çıkıyor. İnsanoğlu dalaletini o vehmi şeyden alıyor yani. O vehmi gerçek sanarak başlatıyor. Günahlarımızın da bununla ilgisi var. Mülkün üzerinde bu kadar rahat davranmak, yani günah işleyecek kadar rahat davranmak, o mülkün sahipliğinde Cenab-ı Hakk'a kendini ortak görmekle ilgili. Bilsek ki onlar bizde emanet, bizim malımız değil. Bize faydalanalım diye ibaha edilmiş, emanet edilmiş. Yoksa bütün tasarrufu bize bırakılmamış. Nasıl ki misafirliğe gittiğinizde misafir sofrasından istifade edersiniz ama o sofradaki her şeyle oynamak da size bırakılmamıştır yani. Sofrada ne konacak, ne kaldırılacak veya işte hangi yemek elenecek, hangi yemek kalacak sofrada veya o yemekleri yeme üslubu, sırası, bunlar yine sofrayı kuranın şeyidir, size emri gibidir yani. Gidip istediğiniz gibi her şeyle oynayamazsınız. Sizi uyarırlar, bak
Kur'an'ın da bir üslubu var, bir şeyi var. Her istediğini yapamazsın derler. Veya misafirliğe gittiğiniz yerde o gün size göz yumsalar da ikinci gün derler ki ya bu ne bir ayı adammış yani. Ne edep biliyor ne adap biliyor. Geldi her şeyi birbirine kattı falan. İşte insanın da dünyadaki hali böyledir. Cenab-ı Hak bir şeyleri bize emanet etmiş. O emanetler sayesinde bir istifade sağlıyoruz, bir tefekkür yürütüyoruz ama eğer mülk algısını karıştırırsak, onun olanı bizim sanmaya başlarsak bu sefer iddialar başlıyor. Misafirliğe gittiği evde oyuncaklara sahip çıkan çocuk gibi. Çok yaşamışsınızdır. Benim de başıma gelmişti küçükken. Çocuk geliyor, sizin evinizde oynuyor oyuncaklarla. Sonra bakıyorsunuz ki ya oyuncağı vermiyor size. Ağlıyor, işte yakınıyor falan. Bu benim falan filan diye. İşte insanın da tam meseli böyle. Cenab-ı Hak vermiş. Hiçbirisini biz kendimiz yaratmamışız. Bu bedeni kendimiz dikmemişiz, giymemişiz. Her şey bize verilmiş ama burada biz arıza çıkarıyoruz. Bu benim. Vermeyeceğim. Eve götüreceğim. Ne istersem onu yapacağım. İstersem kırarım, istersem atarım. Benim bedenim, benim kararım falan vesaire. Bunlar hep işte ta Firavun'dan bugüne, Nemrut'tan bugüne, Kabil'den bugüne aynı arızaların tekrarı. İnsan emanette hıyanet edebiliyor. Emanet ayetinde bize uyarı olarak zikredilen dağların çekindiği, o taşımaktan çekindiği yük aslında biraz da bu. Üstad Hazretleri 30. sözde bunu zaten oraya bağlayacak. Emanet ayetiyle en arasındaki bağı kuracak. Biz o yükü almışız yani. Dağların çekindiği yükü almışız. İkincisi de sanki rahmaniyetin şeyle ilgisiydi. İnsanı cezbeder, kulluğa çeker yanı ile ilgiliydi. Hadi bakalım ince okumasını yapalım. Bu ince okumada neler çıkacak karşımıza? Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, yani sonsuz bolluk, çokluk. Dünyada ne kadar şey var? Yani posttaki kılları saymak gibi. Eskiden akıl hastanelerinde birisinin iyileşip iyileşmediğini şöyle bir teklifle anlarlarmış. Derlermiş ki işte Mehmet, Ali neyse. İyileştiğine inanıyor musun? İnanıyorum hocam. O zaman diyorlarmış şu posttaki tüyleri say, kılları say. Eğer sayıyı bilirsen seni salacağız. Eğer başlarsa ki saymaya, aa yani yaparım ben bunu diye böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye. Derlermiş ki yok bu daha, yok bu iyileşmemiş. Böyle bir şeyi çünkü hala mantıklı görüyor, yapılabileceğini sanıyor. Veya şey derlermiş, gökteki yıldızların sayısını söyle, seni salacağız. Eğer 1, 2, 3, 4, 5 diye saymaya başlarsa derlermiş ki yok abi bu daha oturmadı bunun dengesi falan diye. Hikayedir anlatır aslında bilmiyorum. Yani pösteki sayan deli derler o yüzden. Necip Fazıl'ın şiirinde de geçer bu. Yani kainatta böyle bir kesret var. Böyle bir çokluk var. İnsanın kuşatamayacağı bir şey çokluğu. Şey, eşya biliyorsunuz Arapçada aynı şeydir. Şeyin çoğuludur eşya. Şeyler demektir. Biz biraz daha mobilya manasında kullanıyoruz ama Risale-i Nur'da karşılaştığımızda anlamamız gereken şeyler demek yani. Nesneler, varlıklar manasında. Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, hitab-ı iyyâke na'budu demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Vahidiyet neydi? Önceki derslerde konuştuk, bir daha konuşalım. Vahidiyet, her şeyin üstünde görünen Cenab-ı Hakk'ın birliği. Her şeyi yaratanın Allah olduğuna ulaşılan marifet. Ama her şey üzerinden ulaşılan marifet. Yani tek tek şeyler üzerinden değil. Mecmuna baktığınız zaman belki oradaki celali isimler üzerinden daha çok gördüğünüz tecelli. Mesela yeri ve göğü kim yarattı desen elbette ister istemez Allah diyecekler. Kur'an böyle haber veriyor. Hakikaten o soruyla muhatap olduğunuz zaman yani tamam elmayı ağaca verdin. Atıyorum ağacı toprağa verdin. Yumurtayı tavuğa verdin. Ne bileyim işte onu ona şunu şuna verdin. De şu genel resme bir çık bakalım. Yeri ve göğü kim yarattı? Buna da bir açıklama lazım. O zaman insan biraz bu şeyden ne diyeyim küçük şeylere verdiği yaratıcılığın haşa sümme haşa o kurgu vehmi yaratıcılığın
Çok lafta, sözde, harcı alem, üflesen uçar bir şey kaldığını fark ediyor büyük resme baktığı zaman. Çünkü o büyük resmi ne elma ağacı açıklar, ne toprak açıklar, ne tavuk açıklar. Bu küçük şeylerin onları açıklama şansı yok. O zaman daha büyük bir adreste uluhiyeti, Allah'lığı aramamız lazım diye o ayetler bize haber veriyor. Bu sırrı biz de kainatta bunu görüyoruz. Çünkü orada artık celali isimlerin alanı geliyor. İnsanı aşan, insanın kıyas yapamayacağı güçlerin alanı geliyor. Alemi kim yarattı? Şimdi ne elma vardı, ne elma ağacı vardı, ne toprak vardı, ne tavuk vardı o zamanlar. İster istemez o soru sizi yukarıya çekiyor. Ama bu bir vahidiyet tecellisi. Büyük resme bakınca görülen bir tecelli bu. Hadsiz kehset içinde vahidiyet tecellisi hitab-ı İyyâke nâbüdü. Fatiha'daki bir ifade bu. Manası ne? Ancak sana ibadet ederim. İyyâke nâbüdü. İbadet, büdü. Zaten ses benzerliği de kendisini ele veriyor. İyyâke nâbüdü demekle herkese kâfi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Yani o vahidiyetle bu duayı etmek kolay değil diyor. Ancak sana ibadet ederiz. Her şeyi düşüneyim, her şeyi hesaba katayım, hepsiyle beraber Allah'a diyeyim ki, Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Ama her şeyle. Bu diyor insanın kolay kuşatabileceği bir şey değil. İnsanın kafası dağılır diyor bu konuda. Öyle mi öyle? Büyük bir mesele çünkü bu. Herkese kafi gelmiyor, fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülahaza edip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demeye küreyi arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Yani o vahdetin arkasındaki Cenab-ı Hakk'ın birliğini anlayabilmek için çok büyük bir yürek lazım diyor yani. Biz mangal gibi yürek deriz. Burada mangalı da açtı. Dünya büyüklüğünde diyor bir yürek lazım ki ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyebilesin diyor hakkıyla. O şuuru tam hissederek vahdet üzerinden bu sözü, bu duayı, bu ayeti söyleyebilmek diyor yürek ister. Bu sırra binaen. Yani insandaki bu acize binaen, bu sırra binaen, cüz'iyatta zahir bir surette, sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi, her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadi mülahaza ettirmek için, hatem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes, her mertebede İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip, doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccüh olsun. Şimdi burada işte başta söylediğim mevzuun düğüm noktası insanda bir tane bütünlük tanımı yok. Birden fazla ben dediği şeylerin sayısı da birden fazla. Bu ne demek? Affedersiniz bir boğazımı açayım. Hızlı konuştuğum için dudaklarım kuruyor. Şimdi biz insanoğlu olarak biliyoruz ki biz ben derken bazen kendimizi kastederiz. Ben derken bazen milletimizi kastederiz. Ben derken bazen memleketimizi kastederiz. Ben derken bazen insanlığı kastederiz. Veya biz derken de öyledir mesela. Biz şöyle yaptık. Bundan kastın sen de olabilirsin. Kendin için de bunu kullanabilirsin. Veya biz derken Sivaslılar da kastediyor olabilirim ben. Biz derken Türkiye'yi de kastediyor olabilirim. Alem İslam'ı da kastediyor olabilirim. Dünyayı da kastediyor olabilirim. Daha bunun gibi. İnsanda farklı farklı bütünlük katmanları var. Kavramları var. Kuşatmaları var diyelim. Hepimiz mevzuya göre, makama göre, bazen de kapasitemize göre, kaldırabilirliğimize göre benler tayin ediyoruz, bizler tayin ediyoruz. Kimisinin beni sadece nefsinden ibaret. Kimisinin beni
kalbinden ibaret, kimisinin beni milletinden ibaret, kimisinin beni maddi cesedinden ibaret. Yani orada bir bütünlük algısı var. Orayı kuşatmış, oradan artık savunmasını yapıyor. Tıpkı bir kale gibi. Oradan konuşuyor. O kuşatılmışlık içinden, onun tanımlarıyla konuşuyor. Burada da onu bahsedecek bakın. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bu surette sikki ehadiyeti gösterdiği gibi, yani en küçük şeylerde de sikki ehadiyet var. Onu yaratan da Allah'tır. Onu yaratmaya da bir Allah gerekir. Allahsız o küçücük şey de açıklanamaz. Nasıl kumsallar açıklanamaz, kum tanesi de Allahsız açıklanamaz. İçine inseniz. Nasıl yer ve gök Allahsız açıklanamaz, atom altı düzeye indiğinizde de yani öyle şaştığınız şeyler oluyor ki orası da Allahsız açıklanamıyor. O denge, oradaki düzen, oradaki varlık. Mesela bilim adamları tartışıyor. Ya kütle nasıl oluşuyor? İndiğinizde her şeyin özünde enerjiyi buluyorsunuz. Bu enerji kütle olarak nasıl duruyor? Biz biliyoruz ki kütle yoğunlaşmış enerji. İyi de enerji de dağılmaya müsait bir yapısı var. Bu enerjiye kim dur demiş? Bu kalıp nerede? Diyorlar ki aslında atomun o boşluk dediğimiz kısmında da bilgiler var. Bu kalıbın neden olduğunu, nasıl olduğunu açıklayacak çok şeyler var. Bazen bir tanecik olduğunu tasavvur ediyor bilim adamları. Ama o tanecik daha bulunmamış. Atom altı düzey için konuşuyorum. Yani diyorlar ki böyle bir şey bulunur mu, bulunmaz mı bilemiyoruz ama buradaki olayı anlatmak için böyle bir şeyin olması lazım. Yoksa iş artık şeye gidiyor diyorlar, ilahiyata. Yani onu oraya koymazsak onu orada durduran başka bir şey diyeceğiz, manevi bir şey diyeceğiz. Allah diyeceğiz diyor yani. Gibi gibi en alttan en üste her parçada bir Allah'ın gerekli olduğu yaratış için, hilkat için, vücuda getiriş için en düşük düzeyden en yukarıya kadar sikki ehadiyet görünüyor. Yani hepsine bir Allah lazım. Bütün esmasıyla. Sadece bir iki ismiyle değil yani. Bir ismin peşine düştüğünüz zaman zaten o koridor açılıp gidiyor. Çiçeğe baktınız. Çiçekteki güzellik, ilk nazarınıza çarpan şey hakim ismi, cemil ismi, cemali. İyi de tamam, bunda güzellik var. Bunu yaratan güzellikten anlıyor ve güzellik sahibi dediniz. Fakat o güzellik de başka şeyler istiyor. Mesela düzen istiyor. Düzensiz şey güzel olur mu? Olmaz. Her güzelliğin arkasında bir düzen vardır. Zaten fikrimizin, ruhumuzun, kalbimizin o düzeni sezmesiyle biz ona güzel diyoruz. Yani asıl söylediğimiz şey bu şeyde bir düzen var. Ne kadar güzel. Ama bunda bir düzen var yani. Bu sanki birisinin kastıyla bu şeyi kurulmuş. O papatyayı düşünün mesela. O yaprakların oranı, ortasındaki daire, renkler, tonlar, işte o ince dalı falan vesaire. Baktığınız zaman ya ne kadar güzel diyorsunuz. Ne kadar güzelin arkasındaki şey, ya bunu kim böyle düzenlemiş bu şekilde? Onun arkası, düzenin arkası adalet. Adaletsiz düzen olur mu? Demek ki orada bir ölçüler tayin edilmiş ve her şeye hakkı kadar bahşedilmiş, varlık bahşedilmiş. Yaprağa hakkı kadar, göbeğine hakkı kadar, dalına hakkı kadar, olması gerektiği kadar kıvamında renkler, kokular bahşedilmiş. Adaletin arkasına gittiğiniz zaman farklı farklı renkler açığa çıkıyor. Yani adalet ölçü gerektiriyor. Demek ki bir ölçüler tayin eden Allah var diyorsunuz. Ölçüyle yaratan bir Allah var diyorsunuz. Musavvir ismine gidiyorsunuz. Daha sonra Latif ismine gidiyorsunuz. Hannan ismine, Mennan ismine vesaire böyle. Yani girsek özüne. Üstad öyle diyor. Evvelde 20 isim. Yani bir tane hakim ismi var tamam ama onun kapısından girdiğiniz zaman evvel emirde hemen öncelikle 20 tane esma diyor hemen kendini gösteriyor. İlim, irade, kudret zaten hepsinde gerekiyor. Çiçek oldu da, ondaki düzen var da, bunun arkasında ilmin, iradenin, kudretin hakkı yok mu? Sen gördün ki o var. O varsa sen gördün. O zaman orada kudret işlemiş demektir. Olmayan bir şeyi görmüyorsun, o yaratılmış. Vesaire vesaire, neyse buraya çok girmeyeyim, çok dallanır. Şunu söylemek istemiştim burada.
Yani nasıl ki tek fertte biz şeyi görüyoruz, onun Rabbinin Allah olması gerektiğini, yaratıcısının Allah olması gerektiğini, ancak Allah'la o şeyin varlığa çıkabileceğini görüyoruz. Ondaki sanat bize bunu söyletiyor farklı tonlarıyla. Nevisinde de sikke-i ehadiyet gözüküyor yine. Üstad Mesnevi'de çok güzel bir şey söyler. Nevi de celalidir, fert de cemalidir. Bir gelinciyi gördüğünüz zaman ne kadar güzel dersiniz mesela. Bir tane gelincik. Ne kadar güzel, ne kadar nazlı, ne güzel kızılı var. Ne güzel altına siyah yayılmış. Bordo kırmızı. Kırmızı kara bizim şeyin memleketteki takımın rengi. Belki de buradan geliyor. Bizim orada da şey çoktur gelincik. Zaraspor'un rengi yani. Buradan onlara da selam olsun. Ama gittiniz mesela bir vadiye. Vadide diyelim gelincik tarlası var böyle. Bir vadinin şeyini kaplamış, tepelerin kenarlarını kaplamış. Orada hissettiğiniz celali oluyor. Ya Rabbi bunda ne büyük bir haşmet var. Yani tabiri caizse şiddetli güzellik bize celal görünüyor. Bakın bir tane gelincikte ne hissettik? Gelincik tarlasını gördüğümüz zaman o heybet karşısında ne hissettik? Mesela evimize güneş yansıdığında o aydınlıktan ne hissettik? Bir de güneşin görüntülerini mesela NASA çekiyor, paylaşıyor bazen. O patlamaları falan izliyorsunuz ki her bir patlama belki dünyanın büyüklüğünden daha fazla şiddetli oluyor. Onu gördüğünüzde ne hissettiniz? Aslında hepsi aynı ton ama sizin kapasitenizin küçüklüğü ile ilgili olarak onu celal veya cemal gördünüz. Orada da biz celali hissediyoruz. Ama yine ehadiyet hissediyoruz. Onu da yaratan Allah olmalı. Bir bütünlük şeyi orada bizi kuşatıyor ki üzerine tefekkür edebiliyoruz. Ve zatı ehadi mülahaza ettirmek için mülahaza yani hakkında düşünebiliyoruz Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları ve şuunatı üzerine düşünebiliyoruz. Haşa biz Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında düşünemiyoruz. Bundan men edildik. Hadis-i şerifle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bundan men etti. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin. İsimleri, sıfatları, şuunatı hakkında düşünün diye bize emri nebevisiyle uyarı verdi. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ın zatını kavrayamaz. Bilişi orayı kuşatamaz. Anlayamaz. Zaten yaşadığı alemin boyut sayısı belli yani. Bir boyut üstüne çıkamıyor bile, kavrayamıyor bile. Buna rağmen bir de asıl varlık olan, vacibül vücud olan Allah'ı anlamaya çalışması zatı itibariyle mümkün değil. Hani bize bahşettiği o tecellilerden esmasına, sıfatlarına, şuunatına yollar çıkıyoruz. O da ihtiyacımız olduğu için yani onu da bilmemiz lazım ki marziyatının gölgesine gidelim. Ahiretimiz heba olmasın, cehenneme değil cennete gidelim. Sonsuzca onun nuruna mazhar olalım diye. Mülahaza ettirmek için Hatem-i Rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Şimdi, bakın, ta birinci sırda konuştuğumuz şey, Allah, Bismillah, Uluhiyet, Bismillahirrahman, Rahmaniyet, Bismillahirrahmanirrahim, Rahimiyet. Şimdi, Allah'ı anlamıştık, kainatı yaratan Allah, Uluhiyet o lazım. Rahimiyeti de anlamıştık. Çünkü her bir cüz'ün Cenab-ı Hakk'ı bilebilmesi için o rahimiyetle üzerinde özel tecellileri fark etmesi lazım. Ve özel sırlara mazhar olması lazım. Özellikle insan üzerinden konuştuk bunu. İnsan kendisindeki özel tecelliler, özetlemeler, kuşatışlar olmasa Cenab-ı Hak'la muhatap olamaz doğrudan dedik. Rahimiyet lazım. Peki arada Rahman niye varmış? Rahman da aradaki parçaları bütünlük sahibi yapıyor. En büyük manzarayı vahidiyet olarak düşünün, alemi yaratan Allah. Bir de en küçük dairede cüz'i olarak insanı düşünün mesela. İnsanı kuştan rahimiyet. Bir de arada yine bize seçenekler veren farklı katmanlarda bütünlükler, kuşatılabilir alanlar sağlayan, üzerine tefekkür yürütebildiğimiz, anlama mesaisine girebildiğimiz alanlar sağlayan rahmaniyet var. Rahmaniyet de varlığı katmanlara ayırmış. Üzerlerindeki tecelliye göre farklı parçalara ayırmış. Bir çiçek dairesindeki rahmaniyet tecellisi onu özel kılan
bir hayvaniyet dairesindeki rahmaniyet tecellisiyle aynı değil. Farklı tonlara onu o ayırmış yani. Hatem-i rahmaniyet. Hatem ile sikke arasındaki fark, hatemde artık aidiyetin daha belirgin olması. Hatem daha kesin bir mühür diyebiliyorum ben. Bakalım. Burada gerçi öyle bir ayrım sözlükte verilmemiş sanki ama. Ama şöyle denmiş. Hatem-i Rahmaniyet için Allah'ın rahmet ve merhametini gösteren mühür denmiş. Sikke-i Hadiyet için Allah'ın her bir varlıkta birliğini gösteren mühür denmiş. Yani burada hatemde belki daha bir özel şeyi var diyebiliriz. Ama benim bildiğim, malumatım olan, mesela sikke daha genel bir şey içerir. Bilgilendirme içerir. Yine aidiyet bildirir ama daha genel. Hatem daha özeldir. Sıbga ondan da, pardon sıbga diyorum. Sıbgaydı galiba, yanlış mı hatırlıyorum. Yani daha özel bir de diğer mühür var. Mesela Tuğra, Osmanlı'nın sembolü gibi. Kişiye özel mühür var. Artık bu benimdir diye şey yapan. Bir de Osmanlı'ya aittir diye bir mühür var mesela gibi düşünün. Nerede kalmıştık? Hatem-i Rahmaniyet içinde bir sikke-i ahadiyeti gösteriyor. Yani o türlere de bir küçük küçük şeyler vermiş. Bunu da yaratan Allah'tır, bunu da yaratan Allah'tır. Bütünlük şeyi vermiş. Ta külfetsiz herkes her mertebede İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e hitap ederek müteveccüh olsun. Eğer biz böylesi farklı katmanlar olarak bütünlüklerle muhatap olmasak, farklı bütünlük algılarına vakıf olmasak, kuşatabiliyor olmasak, işte bu İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in cümlesini ancak kainatı kuşattığımızda söyleyebilirdik. Ne demek çünkü bu? Ancak sana kulluk eder, ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Dileriz biz. Bu bizim en doğru, en genel şeyi bütün alem. Biz buraya çıkamıyoruz. Söylemeyelim mi bunu? Yok, söylememiz de lazım. Nasıl yapacağız? Kuşatabildiğimiz kadar söylüyoruz. Elbette Ahmet'in söylediği bu dua, Fatiha'da tekrar ettiği bu ayet, elbette bir Allah dostunun, bir evliyanın söylediğiyle aynı değil. Onun kafasındaki, düşünüşündeki alem başka. Benim kuşattığım alan başka. Yani zerre başka, yıldız başka gibi. Ama ikimizin de hissesi var. İkimiz de kuşatabildiğimizce bunu söylüyoruz. Çünkü ikimizin de bütünlük tanımlarımız var kendimize göre. Kavrayabildiğimiz nesneler üzerinden bir marifet var. Bu alanı böyle tespit edip burası Allah'ındır dediğimiz, bunların hepsi Allah'a ibadet ediyor ve Allah'tan yardım diliyor dediğimiz tasavvur olarak alanlar var. Bu alanlar sırrınca bu ayeti söyleyebiliyoruz. Doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e hitap ederek müteveccüh olsun. Burada Zat-ı Akdes niye dedi? Zat-ı Akdes'in manası, evet, her türlü kusur ve noksandan yüce olan Zat, Allah. Yani Allah kastediliyor. Akdes, Kuddüs, temiz, pak, beri, yüce gibi manalar saklıyor. Burada bunu zikretmesi bana şöyle düşündürdü. Bizim kuşattığımız bütünlük hakikatin tam tarifi değil ya. Hepimiz kendi katmanlarımıza göre, kendi kapasitemize göre o bütünlüğü tarif ediyoruz ve ona göre bu duayı ediyoruz. Ama Allah aslında en büyük resmin sahibi. Bizim kuşattığımız kadarın değil. O yüzden burada bir kutsama, bir tenzih manası olarak Zat-ı Akdes denmesi bana münasip göründü. Yani Üstad Hazretleri yine bu ismi boşuna seçmemiş. İşte Kur'an-ı Hakim. Evet. Bu sırr-ı azimi ifade içindir ki, kainatın daire-i azamından, mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, yani göklerin ve yerin yaratılışından bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik, yani ince, çok dakik adam diyoruz mesela biz. Bunu şey anlamında kullanıyoruz, tam zamanında geliyor. Ama işte asıl manası incelik onun. Dakik. Yani adam o inceliği kolluyor manasında veya o zamanın inceliklerine dikkat ediyor manasında kullanıyoruz. Doğru bir kullanım.
Sakın terk etmeyelim yani. En küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden, cüz'i küçük, bahseder. Ta zahir bir surette hatemi ehadiyeti göstersin. Bakın çok ilginç bir şey. Burası Kur'an'a bakışımızı çok değiştirecek. Çok açacak. Mesela hilkati semavat ve arzdan bahsi içinde, hilkati insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik-ı nimet, yani nimet incelikleri ve hikmetten bahis açar. Ta fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ayeti, mezkur hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Neydi bu ayet? Rum suresinin 22. ayetiydi. Kısa bir meali şöyleydi. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, bakın, varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, en büyük daire, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olması, en küçük daire. Cenab-ı Hak en büyük daireyle ilgili orayı kuşatır büyük bir kanundan haber veriyor ayette. Ama şimdi oraya çıkabilir miyiz her birimiz? Yok, çıkamıyoruz. Bize bir kolaylık veriyor. O sırrı anlamanız için aşağı inin. Ne var aşağıda? Lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. İşte şu sırrın şeyi. Mesela hılkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hılkat-ı insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik-ı nimet ve hikmetten bahis açar. Ta fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Yani Cenab-ı Hak önce o varlığın delilini bütün kainat yüzünde kuşatır şekilde haber veriyor. Sonra da bize kuşatabildiğimiz bütünlükler üzerinden tekrar anlatıyor. Bunu kavrayacağımız başka bir misali veriyor. İşte temsilin mükemmeliyeti. Bunu kendi hayatımızda nasıl örneklendirebiliriz? Çocuklara bir şey anlatırken bunu biz çok yapıyoruz. Çocuğun kuşatabildiği dünya sınırlı çünkü. Varlık algısı sınırlı. Bizim gibi sosyal hayatı bilmiyor, iş hayatını bilmiyor vesaire. Ona diyoruz ki mesela şükrü izah ederken, şükür neden önemli diye izah ederken diyoruz ki bak işte sen yemeğini yediğinde annen nasıl mutlu oluyor? Teşekkür ettiğinde anneciğim, eline sağlık dediğinde, anne çok güzel yemek yapmışsın dediğinde annen nasıl mutlu oluyor, seviniyor sana o hizmeti yapmaktan ötürü. Ve bir dahaki sefere belki daha güzel yemekler gönderiyor, yapıyor, pişiriyor. Cenab-ı Hak da la teşbih ve la temsil, nimetlerin asıl sahibi olarak ona şükrettiğinde, teşekkür ettiğinde, ya Rabbi ne güzel yaratmışsın dediğinde, işte diyorsun o zaman o da kendi makamına münasip bir mukaddesiyet ve sübhaniyet içinde bir lezzet-i ruhaniye, ruhani denmez ona, lezzet-i mukaddese Cenab-ı Hak şuunatında vardır. O da ondan memnun oluyor, razı oluyor. En güzel ifadesi razılık bunun, en nezih ifadesi. Bakın bunu çocuğa bu şekilde anlatıyoruz. Ne için? Çünkü çocuğun kuşatabildiği bir alan var. O alandan veriyoruz bu örneği. O alandan verdiğimiz zaman kuşattığı alandan kuşatamadığı alanı görüyor. Bir benzerlik kurarak. Bir tefekkür, bir pencere açıyor. Gibi gibi. Burada da Cenab-ı Hak diyor ki yerleri ve gökleri yaratmayı kuşatamıyor musun? Kafan oraya kadar çıkmıyor mu? Lisanlar ve renklere bak. Lisanlar ve renkler biri diğerine benziyor mu? Benzemiyor. İkiz kardeşlerin bile bakıyorsunuz sesleri başka başka. Konuşmaları başka başka. Ruhları başka başka. Milletlere bakıyorsunuz. Her milletin rengi başka, lisanı başka vesaire. Cenab-ı Hak bunu neden yaratmış bu şekilde? Şunu göstermiş bize. Yani onda da tecelliğim farklı, bunda da tecelliğim farklı. Bunlarda hem bir birlik var, hem bir farklılık var. Bununla bize onu ders vermiş. Öyle ki diyorlar hani iki insanın sesi
Hiç tutmuyor. Onların izlerini falan şey yapıyorlar şimdi. Grafik yapıyorlar. Ses izleri bile parmak izleri gibi orijinal yani. İki insan da tekrar etmiyor. Her birimiz yeni bir hilkat izlerken, her birimiz bir orijinalliği izlerken biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz genelde. Dünya bir makine değil, tabiat bir makine değil sadece. Makine gibi düşünmek yalnız yanlış. Makine tek düze üretim yapar. Aynı şeyi üretir sürekli. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratışı sürekli yenilikler içinde, orijinallikler içinde. Bu yüzden Aristocu geleneğin düşündüğü şekilde veya bizde deistlerin anladığı şekilde biraz kainatı yaratmış, kendi haline bırakmış, o kainat tıkır tıkır işliyor olamaz. Çünkü anları orijinal. Dünyanın içindeki düzen, saatin içindeki düzen gibi değil. Saatin içindeki düzen kendini tekrar eden bir düzen. Ama kainatın düzeni kendini tekrar etmiyor. Anların tekrarı yok. Şu anın, size anlattığım şu anın, bu hakikatlerden bahsettiğim şu anın tekrarı yok. Bir daha bu olsun derseniz bir daha olmaz kainatta. Her an böyle oluşlar, orijinal oluşlar olan bir kainatı elbette biz makine gibi nesnelere yükleyerek açıklayamayız. Hepsinin yanında Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini bilmemiz lazım. Ona özel bir tecelli var olduğunu görmemiz lazım. İsim, sıfat ve şuunatıyla her bir nesnenin, her bir varlığın Cenab-ı Hak yanında, tabii ki de ilim, irade ve kudretiyle, tasarrufuyla yanında olduğunu bilmemiz lazım. Bunu mekan anlamında düşünmeyelim. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Ama burası bize bu sırrı bildiriyor. Cenab-ı Hak kuşatamadığımız alanı anlayalım diye bize kuşattığımız bir yerden, oradaki bir mucizeden bahsediyor. Lisanların ve renklerin farklılığından bahsediyor. İki insanda bile birbirini tutmayan şeylerden bahsediyor. Biz oradan anlıyoruz ki ha, her bir insan ayrı bir alem. Nasıl Cenab-ı Hak her bir insanı ayrı böyle yaratmış? İşte kainattaki her bir şeyi de böyle ayrı ayrı yaratmış. O kuşattığımız alan, kuşatamadığımız alan hakkında fikir verdi. Evet, şu paragrafı da okuyalım. Daha fazla uzatmayayım. İkinci kısmı da bir dahaki derste konuşuruz diye umuyorum. Bakalım. Evet, hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette. Vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar envağı ve mertebeleri vardır. Yani bu işte başta konuştuğumuz şey. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin, doğrudan doğruya zat-ı akdese karşı kalbe yol açsın. Hem sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için o sikke-i ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zî-şuurun nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine îsâl eder ve zât-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmer bir hülasası olduğu cihetle bu mezkur sırr-ı azîmin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu unvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar-ı rahmeti öğrenir ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür. Burada ilk başka bir sır var. O önceki sır, o bütünlük kısmı geride kalıyor. Burada Cenab-ı Hak artık rahmaniyetteki o tecellinin insanı ibadete celbeden yanına girecek. Burayı ayrı konuşmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü girersem belki bir 45 dakikada ona konuşmam gerekir. Girmeyeyim hiç. Onu bir dahaki derse bırakalım. Şu paragrafı da orada yine birazcık konuşalım ki önceki günün özeti olsun. Evet. Cenab-ı Hak ne diyelim bu sırlardan hissemizi ziyade eylesin, marifetimizi ziyade eylesin. Öğrendiklerimizi, bize bahşettiği nurları hayatımıza indirmeyi Cenab-ı Hak
lütfeylesin. Bu da onun lütfuyla çünkü. Biz kendi kudretimizle bundan aciziz. Nefsimize, şeytanımıza güç yetiremiyoruz. Ben kendi nefsim itibariyle konuşuyorum yani. Hatamızın bini bir para. Ne diyelim, Cenab-ı Hak onunla meşgul olmamızdan dolayı lütfederek bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.